Merhabalar sevgili izleyicilerimiz, Radyo Klas dinleyenleri ve bizleri Facebook üzerinden takip eden sevgili takipçilerimiz. Evet, yeni günün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirmesini temenni ederek 15 Aralık Perşembe günkü programımıza yeniden sizlerle birlikteyiz. Ben Tekin Narşap. Her ne kadar dün sizlere yarın olmayacağımızı söylesek de programımız sonrası Hatay'a gideceğimiz için yeniden sizlerle birlikteyiz. Evet, bugün de gündemi paylaşacağız. Gündeme dair konuları aktaracağız sizlere. Yerel ve ulusal gazetelerimizin ilk sayfalarını paylaşacağız. Tabii sosyal medya üzerinden özellikle Facebook'tan da yorumlarınızı, düşüncelerinizi bizlerle de paylaşmanızı istiyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, her zaman olduğu gibi aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle andığımızı, hatıralarına sahip çıktığımızı, onları unutmadığımızı, unutturmayacağımızı ve bu ülkenin bekası için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğimizi bir kere daha hatırlatalım. 15 Temmuz şehitlerimizi ve yaralılarımızı unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Ve birlik beraberliğimizin daim olması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Tabii bu arada Sayın Cumhurbaşkanı'nın seferberlik ilanı var biliyorsunuz. Teröre karşı tüm yurtta, tüm ülkede, hatta ülke dışındaki vatandaşlarımıza da gelin hep birlikte terörle mücadele edelim. 80 milyon vatandaşımızla birlikte el ele, omuz omuza terörle mücadele edelim diyor Sayın Cumhurbaşkanı da. Önemsiyoruz. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu dönemlerde Avrupa'nın çifte standardını gördüğümüz ve Türkiye üzerinde artık oyunların net bir şekilde oynandığının çok iyi farkına vardık. Evet, Avrupa Parlamentosu, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği artık PKK terör örgütünün terör listesinden çıkarılmasını dahi konuşmaya başladılar. İşte gerçek amaçlarını, gerçek niyetlerini ne olduğunu çok iyi anlamaya başladığımız bir süreç ve dönem içerisindeyiz. Ülkemizdeki siyasetçilerin, ülkemizdeki sendikaların, ülkemizdeki sivil toplum kuruluşlarında artık tek vücut olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin ayakta durmasını sağlamaya çalışmaları gerekiyor. Unutmayalım ki vatan olmazsa Ahmet de olmaz, Mehmet de olmaz, Ayşe de olmaz, Fatma da olmaz. Evet, vatanı dimdik ayakta tutmaya devam edeceğiz eğer gerçekten bu vatanı çok seviyorsak. Aramızda vatanını sevmeyenleri de artık hukuk devleti içerisinde Türkiye Cumhuriyeti bu konuyla ilgili gerekli çalışmaları zaten gerçekleştiriyor. Evet, hemen sosyal medya paylaşımlarına geçelim. Sosyal medya paylaşımlarına da bakalım bugün 15 Aralık'a dair neler paylaşılmış. Ve ilk paylaşım Sayın Aytu Atıcı'dan. Aytu Atıcı, AK Parti öğrenci yurtlarında başkanlık propagandasına başlamış. Bakan etiketlenmiş. Mersin CHP gençlik kollarımız tepki gösteriyor diyor. Yurtlarda başkanlık çalışmasına karşı çıkan ve gözaltına almak istenen Mersin CHP gençlerimiz, girişimlerimiz sonunda serbest bırakıldı diyor Sayın Aytu Atıcı. Ve devam ediyoruz. Evet, görmezden gelmeyin. Zorlu kış şartlarında Haleplilere sahip çıkalım. Yaralarını birlikte saralım diyor. Bir kampanya başlatıldı sevgili izleyicilerimiz. AK Parti Mersin Teşkilatı da bu kampanyayı duyurmaya çalışıyor. Halep yaz 28-68'e gönder kampanyası var bu arada sevgili izleyicilerimiz. Ve yine AK Parti Mersin Teşkilatı'nın paylaşımında
Kalkınma Bakanı Sayın Lütfi Elvan bugün saat 15.45'te yine il başkanlığı binasını ziyaret edecekmiş. Kalkınma Bakanı Sayın Lütfi Elvan. Evet. Ve devam ediyoruz. Sayın Baki Şimşek de bugün Mersin'de özellikle Bozyazı'da rüzgar afeti yaşanmıştır. Seralar yerle bir olmuştur. Çiftçilerimiz mağdurdur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gündeme taşımış. Evet, niye çalışıyorlar biliyor musun? Artık hız verdiler. Bugüne kadar bu kentin sorunlarını çok fazla dile getirmeyenler artık bakıyoruz çok fazla sorunlar dile getirilmeye başladı. Mersin'in eksiklikleri, Mersinli olduklarını ve Mersin'den milletvekili seçildiklerini yeni fark ettiler. Çünkü olası bir seçim var. Olası bir erken seçim için şu andan hazırlıklar yapılıyor. Belki de gündemde kalabilmek adına yapıyorlar bilemiyorum ama bu kentin gerçekten hak ettiği yere gelebilmesi için tüm vekillerimizin, Mersin'deki tüm vekillerimizin canla başla çalışmasını arzu ediyoruz. Evet, Sayın Burantin Kocamaz, herkes cennete gitmek ister ancak hiç kimse cennete gitmek önce ölmenin gerekli olduğunu aklına getirmez. Ölüme hazırlıklı olmak gerek, dikkat demiş. Ve Allah herkese hayırlı ölüm versin. Teyze, anne yarısı derler. Rasul yoldaşın yattığın yer, nur mekanın cennet olsun. Teyzem, anneme selam söyle. Tabii bu arada Sayın Burhanettin Kocamaz'ın sevgili teyzesi vefat etti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Kalanlara, ailesine, Sayın Başkan'a da sabırlar diliyoruz. Başınız sağ olsun diyoruz. Evet, devam ediyoruz. Azrail hemen her an bizlere kur yapıyor. Bunu bilmeyen insan dünyalığa tapıyor. Ölüm ince bir çizgi, dünya ahiret ayıran. Kabir karanlık çukur, yılan çıyan doyuran diyor. Ölümü anıyorum, ölümü yazıyorum, ölümden ötesini beynime kazıyorum. Kabir karanlık, kutu atarlar bir gün şutu. Şayet hazır değilsen koyarlar seni tutu. Ve devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi paylaşımında da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri yaşanan terör saldırılarından sonra AK Parti'nin işi maneviyata bıraktığını söyledi diyor. Genel Başkan Kılıçdaroğlu Beşiktaş'taki terör saldırısının gerçekleştiği noktaya karanfil bıraktı ve şehitlerimiz için saygı duruşunda bulundu paylaşımına yer vermişler. Ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Aşhane 16 Aralık Cuma günü saat 13'te Akbelen Mezarlığı yanında açılıyor. Tüm halkımız davetlidir paylaşımını yapmış. Aynı zamanda duyurusunu da gerçekleştirmişler 500 kişilik salonu ile. Ve Mersin Büyükşehir Belediye Spor A grubunda yer alan takımımız bugün TSİ 21'de Polonya'nın Vista Kampak takımı ile karşılaşacaktır. Let's go Mersin demişler. Ve takımımızın karşılaşma öncesi son antrenmanı demişler. Maç sonucu Mersin Büyükşehir Belediyesi Gelişim 55-61 Kırçiçeği Bodrum Basketbol Spor Kulübü. Ve Sayın Metin Feyzioğlu saat 7.30'da hava hala karanlık. Çocuklar kör karanlıkta okula gidiyorlar. İnsanlar kör karanlıkta işlerinden dönüyorlar. Niçin? Azıcık insaf demişler. Ve Milliyetçi Hareket Partisi Deniz Depboylu. Muharip gazilerin gelir ve iş durumuna bakılmaksızın hepsine şeref aylığı bağlanmalıdır. Evet. Muharip gazilerin. Peki acaba gazilik maaşı alıyorlar. Gazilik maaşının ne kadar olduğunu bilen vekilimiz var mı? Soralım. Mersin'deki vekillerimizin tamamına. AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerine soralım. Vatandaş biliyor da, vekiller biliyor mu? Mühim olan o. Bugün Mersin'de bulunan Muharip Gaziler Derneği var. Belki yerini bile bilmeyenler vardır. Merkez Bankası'nın hemen arka tarafında. Muharip gazilerimizin aldıkları aylık ne kadar diye soruyoruz. Sosyal medyamıza lütfen cevap bekliyoruz. Siyasi partilerimizden milletvekilleri adına da il başkanları, ilçe başkanları veya işte kendi partilerinden olup da her anlamda, her manada milletvekillerini koruyan, kollayan vatandaş da yazabilir. Bakalım siyasetçiler Muharip gazilerin almış olduğu aylık rakamın ne kadar olduğunu bilebilecekler mi, tahmin edebilecekler mi? Evet, Mustafa Kalaycı hükümete soruyorum. Türk milleti ne zaman huzura ve refaha kavuşacaktır diyor.
ve özelleştirmeler siyasetçi, iş adamı, bürokrat üçgeninde gelişen yolsuzlukların kendini gösterdiği bir alan olmuştur denmiş İsmail Faruk Aksu sevgili seyircilerimiz yine Milliyetçi Hareket Partisi'nden. Ve Mersin Valiliği kursiyerler sertifikaları hanımefendi Kevser Çakıcı'nın elinden almışlar. Ve Çukurova Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Adana'da toplandı haberine yer verilmiş, paylaşımına yer verilmiş. Evet Sayın Numan Olcar da bir ülkenin eğitim ve toplum karakterini öğrenmek istiyorsan son bir yıl içinde o ülkeden yapılan Google aramalarına bak kafidir. Merak ettik biz de baktık. Google'dan 2016 arama trendleri sevgili seyircilerimiz son bir yıl içerisinde. Farklı kategorilerden oluşan trend listelerinde kişilerde Aleyna Tilki, Oya Aydoğan, Mustafa Koç ilk 3 sırada yer alırken diğer isimler sırayla Tarık Akan, Emre Mor, Muhammed Ali, Koray Avcı, Neslihan Atagül, Barış Arduç ve Kemal Doğulu olmuş. Türkiye tanka nasıl çıkılırı aramış bu arada. Google'da 2016'da Türkiye'de nedir sorusuna aranan ilk 5 ifade artık yıl. Güneş tutulması, Dünya Kadınlar Günü, OHAL ve saat farkı nasıl yapılır ise slime, KPSS başvurusu, tanka nasıl çıkılır, orkide bakımı, cirit nasıl oynanır ve migren tedavisi konularında sorulmuş. Yükselen aramalarda ise EBA, Eğitim Bilişim Ağı, Pokemon Go, darbe, altın fiyatları, olimpiyatlar, Avrupa şampiyonası, kısmetse olur, takdir teşekkür hesaplama, dolar kuru, KPSS başvurusu şeklinde sıralanmış. Tabii yemek tarifleri de var işin içinde. Türkiye'de yükselen arama yemek tarifleri kategorisinde liste trileçe. Yediniz değil mi? Evet ben ya yedim ben. Sütten yapılıyor. Mücver, istiridye mantarı. Ama bir şey söyleyeyim mi Ezel? Trileçe benim damak tadıma hiç hitap etmedi mesela. Yani çok sulu, çok evet, evet sulu. Yani şimdi trileçe imal edenler bize kızıyor ama bilmiyorum bana yabancı geldi. Yani benim damak tadıma uygun gelmedi. Değil mi? Ama beğenenler de var. Başka neler sorulmuş? İstiridye mantarı, magnolia, lasagna, milkshake, çiğ tohumu tatlı, farklı kahvaltı, mozaik pasta ve biber dolmasından oluşmuş. Yükselen arama diziler kategorisinde ise listede sırasıyla kiralık aşk, eşkıya dünyaya hükümdar olmaz, aşk taraftan anlamaz, No 309, kara sevda, tatlı intikam, içeride hayat şarkısı, cesur ve güzel ve kırgın çiçekler yer aldı. Evet. Sayın Numan Olcar'ın paylaşımını biz de merak ettik, araştırdık. Son bu yıl, bir yıl içerisinde 2016 yılında en çok Google'da aradığımız arama motorlarında takip ettiğimiz konular. Evet Sayın Şerafettin Aşut, fil yeniden züccaciye dükkanına döndü mü? Döndü. Fed faiz arttırdı. ABD Merkez Bankası politika faizini 0.25 ile 0.50 aralığından 0.50 ile 0.75 aralığına yükseltti. Dersini asanlar grubunda kimler var? İzleyip göreceğiz. Ben beğenmişim değil mi? Evet, ben de beğenmişim. Şimdi Ezel'cim, bir kere daha okursan birazdan bunun detaylarına geçelim o zaman. Geçelim. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tüm terör örgütlerine karşı milli seferberlik ilan ediyorum diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova Başbakan Yardımcısı Kalmiki kabul etti paylaşımlarına yer verildi. Aslında hani bak mesela ben askerlik yaptığım dönemde Ezel şöyle bir durum vardı ki hala var. Askeri kışlayla orada etrafında bulunan köy, köy ise köy, ilçe ise ilçe, il ise il. Devlet vatandaş seferberliği diye bir şey var. Mesela gidiyorsun bir köyde
Eğer okul varsa okulun eksiklikleri, o köyün ilgililerinden, yetkililerinden, önemli isimlerinden oradaki eksiklikleri tespit ediyorsun. O eksiklikler tamamlanıyor el birliğiyle. Hem vatandaş hem devlet. Zaman zaman bunu biz köyde projeleriyle de yaşadık Türkiye'de. Ve şimdi aslında bir yönetim şekli aranıyorsa, Türkiye'de bir model aranıyorsa, bu yönetimin halkın da içinde olduğu, halkla beraber bir yönetim şekli olması lazım. Yani özetleyecek olursak 15 Temmuz ruhunu ülkenin yönetilme projesi olarak görebilmek durumundayız. Nedir bu? İşte bir cumhurbaşkanı çıkıyor, halk tarafından, ilk defa halk tarafından seçilmiş, onaylanmış, her ne kadar küçük bir zümre bunu kabul etmese de, bir de ona aklım takılıyor. Yani şimdi %25'lik bir kesim %52'ye kötüsün diyor. Ya arkadaş, %25'lik bir kesimi temsil ederken sen nasıl oluyor da doğrusun, %52'yi tek başına almış bir kesim yanlış oluyor. Bunu çözemedim. Yani matematik bu toplumun, bu ülkenin her zaman başına bela olmuştur. Hiç sevilmeyen ders olmuştur. İşte onu da bu hesaplamayla çok net görüyoruz. %52 nereye, %25 nereye? Ya %52 ülkenin yarısından fazlası eğer bir şeye evet demişse, %25'in buna saygı duyması lazım. Ama %25 ne yapıyor? %25 hayır, ben haklıyım. Yanlışsın. Sen şöyle yaptın, sen böyle yaptın. Hayır kardeşim, %52 %25'ten çok çok büyüktür. Buna saygı duymak gerekiyor. Yönetim şekli, bak, halk ve devlet el ele verdiğinde her şey çok rahat bir şekilde düzenleniyor. Bir, başlangıçta, bak ama başlangıçta şu cümlemin altını çiziyorum. Gezi diye başlayan olayların ilk başları, sonra çığırından çıktı, o apayrı mesele. Orada da amaç şuydu. Ey hükümet, bak, bizi de hesaba kat dedi. Çok iyi niyetle çıkılmıştı. Sonra bir baktı ki araya farklı farklı uzantılar girdi. Farklı alanlara çekmeye başladı, talan etmeye başladılar. O gerçek gezi ruhu ortadan kaldırıldı. Her tarafı talan eden, yakan, yıkan bir duruma dönüştü. Ama ben ilk başından bahsediyorum. Halk dedi ki kardeşim, bir dakika. Eğer bir şeyler yapacaksan bana da sor. Benim onayımı da al dedi. Öyle bir mesaj verdi. Mesela seçimler. Seçimlerde biliyorsunuz ilk seçimde tek başına bir hükümeti seçmedi vatandaş. Dedi ki bir dakika, ben artık benim de var olduğum, içinde olacağım. Bak, istersem tek başına bir parti çıkartırım, istemezsem önünüzü tıkar, koalisyon hükümeti oluşturturum size dedi. Bak, yine burada halkın gücü var. Sonra 15 Temmuz, %52'lik bir seçmenle Cumhurbaşkanlığı makamına gelmiş Cumhurbaşkanı'nın, başkomutanın çağrısıyla vatandaş ne yaptı? Tankların, tüfeklerin, topların önüne geçti. Bir mücadele sergiledi. Bak şimdi, yönetim ve vatandaş, yönetim ve vatandaş hepsinde. Şimdi terörle mücadelede de bu işin çözümü vatandaş ve devletle birlikte olacaktır. Bunu önemsiyoruz. Halkın da içinde olduğu yönetim şeklini özümsememiz lazım, kabullenmemiz lazım. Halkın da yönetimde söz sahibi olduğunun artık farkına varmamız lazım. Bu yüzden eğer bir yönetim şekli, bir yönetim modeli arıyorsak, içinde halkın da sözüne ve söyleyeceklerine dikkat ederek bir yönetim şeklinin oluşturması gerekiyor diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı tarafından Başbakan Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli ile gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklamalarda bulunmuşlar. Fotoğrafın dili mi? Beden dili mi? Beden dili. Bak, şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ben çok rahatım mesajı veriyor. Ben çok rahatım. Eller arkada. Bu rahatlığın ifadesidir değil mi? Aslında beden dili eğitmenleri daha iyi yorumlarlar bu resmi ama. Ha, biz vatandaş olarak gördüğümüz kadarıyla. İşte Sayın Başbakan ve Sayın Devlet Bahçeli'ye baktığımızda da evet, mutsuzuz, üzüntülüyüz.
eksiğiz. Bir şeylerin tamamlanması gerekiyor. Şu an üzgünlük ifadesini belirtiyor. Bu rahatlık niye acaba? Ben böyle bir program yaparsam çok rahat bir program olmuş olacak değil mi? Evet, bu sosyal medyada da çok yankı buldu bu fotoğraf sevgili izleyicilerimiz. Belki önyargılı davranıyoruz, belki duygusal yaklaşıyoruz ama mühim olan niyetin ne olduğudur. Biz diyoruz ki buradan, hazır 3 siyasi partinin genel başkanları karşımızda yanımızdayken resim olarak. Diyelim ki sevgili siyasiler, sevgili siyasetçiler, ülkenin bölünmez bütünlüğüne karşı birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. Bak şimdi şey oldu ya, böyle kendimi kötü hissettim. 3 genel başkan böyle durmuş, ben burada hitap ediyorum, beni dinliyorlarmış gibi oldu. Ama vatandaşı dinlesinler değil mi Ezel'cim? Vatandaşı dinlesinler çünkü vatandaşın sesidir bu. Diyor ki vatandaş, ey sevgili siyasiler, lütfen artık birlik ve beraberliği önce siz başlatmalısınız kendi aranızda. Hani bir sözümüz var bizim, hepinizin sık sık kullandığı. Nedir o söz? Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Peki bu sözün arkasında mısınız? Arkasında olduğunuzu bize gösterin. Çünkü şu an ülke üzerinde oynanan oyunların hepimiz farkındayız. Vatandaş olarak, siyasetçiler olarak. Ama eğer ne hikmetse maalesef ve ne yazık ki ülkemizde bakın ne siyaseti tam sağlıklı yapabiliyoruz ne de takım tutmayı sağlıklı yapabiliyoruz. Bakın dün Beşiktaş'ın maçı vardı. İzledim. Çok az insanımız gitmişti oraya. Havanın soğuk olması da bunun bir etkeniydi. Hatta oradan elde edilecek gelir şehit ailelerine verilecekti. Orada güzel bir kampanya daha başlatılmıştı. Neydi o kampanya? Evet, hava soğuk. Belki de gelemeyecek durumdasın vatandaş, taraftar. Ama evden biletini al. Çünkü alacağın biletin bedeli şehit yakınlarına gidecek. Ve biletler satılmış. Ama stadyuma bakıyorsun, gelen sayısı az. Ama biletler satılmış. O yüzden birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu süreçte hep birlik ve beraberlik içerisinde bu kötü olaylar yaşanmadan bunu koruyabilmek ve ilerletmektir gayemiz. İnşallah bunu sağlıklı bir şekilde gerçekleştirir. Birlik ve beraberliğimizi uzun uzun sürelere dayandırırız. Ve terörle mücadele konusu Türkiye'de siyaset üstü bir konudur. Toplantımızda bunu bir kez daha gördük diyor Başbakan Binali Yıldırım. Parti görüşümüz, düşüncemiz farklı olabilir ama terörle mücadele konusunda CHP, MHP ve AK Parti'de kararlılık devam etmektedir mesajı verilmiş. Evet, bunu uygulamayı istiyoruz. Gerçekten dış mihrakların, dış güçlerin maalesef içerideki piyonlarıyla, maşalarıyla bizi üzmeye, bizi bölmeye, zincir halkasını parçalamaya çalışıyorlar. Buna müsaade etmeyelim diyoruz biz de. Teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz siyasi partilerimizi. Doçent Doktor Yılmaz Tezcan, Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerimizde şiddetli fırtına nedeniyle çiftçilerimizin seraları maalesef zarar görmüştür. Geçmiş olsun. Şimdi bak, olaya bak. Hayır, Ezel'cim ben de bunu söyleyebiliyorum. Yani marifet bu değil ki. Evet, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerimizde şiddetli fırtına nedeniyle çiftçilerimizin seraları yerle bir olmuştur. Geçmiş olsun. Bunu ben söylesem eyvallah. Ezel sen söylesen eyvallah. Sokaktaki vatandaş söylese eyvallah. Çünkü o vatandaşın benim veya senin yapabileceğimiz bir şey yok. Ama bunu siyasetçilerin yapabilecekleri bir şey vardır. Mesela ben isterdim ki böyle bir paylaşımın yanında, evet geçmiş olsun, biz siyasetçiler olarak çiftçilerimize bu mağduriyetlerinin yanında onlara gerekli kolaylığı sağlayacağız. Bunun için adımlarımızı atacağız. Bak adımları atacağız, yapacağız da değil, adımları atacağız desek daha doğru olmayacak mı? Daha iyi olmayacak mı? İşte ben milletvekili olursam bunu diyeceğim Ezel. Yani peki devam edelim. Oo, inşallah. Peki. Evet sevgili izleyicilerimiz, sosyal medya paylaşımları sona erdi. Ben sözü Ali Gürkan Şamiloğlu'na bırakıyorum ve ardından tekrar yerel gazetelerimizde karşınızda olacağız.
Günaydın. İçer TV seyircilerine ve Radyo Klas dinleyenlerine sağlıklı, mutlu bir gün diliyoruz. Mersin şehir merkezinde şu anda hava güneşli ama keskin bir soğuk var. Tabii ilerleyen saatlerde hava biraz bozacak gibi gözüküyor. Çünkü Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tekrar aralarında Mersin'in de olduğu iller hakkında zirai don uyarısında bulundu. Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş'ta zirai don tehlikesi 4 gün boyunca daha devam edecek. Tabii olumsuz hava şartları Mersin'in civar ilçelerinde etkisini gösterdi. Anamur'da şiddetli rüzgar nedeniyle muz ve çilek seraları ciddi zarar gördü. Ayrıca Karalar Bahşiş, Kaş Dişlen, Ören, Gerce Bahşiş ve Güney Bahşiş mahallelerinde tarım arazileri de ciddi zarar gördü. Ayrıca Anamur'da Mersin Üniversitesi Anamur Meslek Yüksekokulu'nun çatısı da şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Anamur'da tabii bazı mahallelerde reklam tabelaları da uçtu ama yaralanan olmadı. Buna karşın Mut ilçesinde aşırı rüzgar nedeniyle Atatürk Caddesi'nde bulunan bir billboardun devrilmesi sonucunda iki kız öğrenci o anda oradan geçiyordu. İki kız öğrencinin üzerine devrildi billboardlar ve iki kız öğrenci yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olumsuz hava şartları Mersin'in yüksek kesimlerinde de devam ediyor. Kar yağışı gece boyunca devam etti. Şiddetli rüzgar tipi etkisini gösterdi. Karaman Mersin Karayolu'nda da karayolları ekipleri buzlanmayı önlemek için çalışmalarını devam ettiriyorlar. Her kış olduğu gibi bu kışta Sertavul geçidinde de kontrollü geçiş sağlanıyor. Kar lastiği ve zincir uygulaması yapılıyor. Ve diğer gelişmelere gelecek olursak, dün Cumhuriyet Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu FETÖ soruşturması kapsamında 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kanun hükmünde kararname ile kapatılan Tarsus Girişimci İş Adamları Derneği üyelerine operasyon düzenlendi ve bu operasyon kapsamında iş adamı ve esnaf 17 kişi gözaltına alındı. Kişilerin sorguları hala devam ediyor. Tabii Mersin'de dün de haber bültenlerimizde aktardığımız üzere Çukurova bölgesel havaalanıyla ilgili tartışma da devam ediyor. Şöyle ki Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu Çukurova bölgesel havaalanında yapılan çalışmaların ne düzeye geldiği ile ilgili mecliste soru önergesi verdi ve bu önergeye cevap verdi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak ve 2019'un başında Çukurova Havalimanı'nı açmayı planladıklarını dile getirdi. Ama Mersin iş dünyası bu tarihin çok geç olduğunu, 2018 yılının başlarında açılması, hizmete girmesi gerektiğini, çünkü her alandaki, her sektörde, iş dünyasındaki her sektörde yapılan hem yurt dışı hem de yurt içi bağlantılarının buna göre planlandığını ve bu durumda eğer 2019 yılının içerisinde hizmete girecek olursa Mersin ekonomisinin çok ciddi bir zarara uğrayacağını, zaten bölgede ve Türkiye'de ve Mersin'de yaşanan ekonomik daralmayla birçok sektördeki iş adamının zor ayakta durduğunu dile getirdiler. Ve önümüzdeki günlerde bir lobi oluşturularak Ankara'da ilgili bakanlıkların ve müdürlüklerin bu konuda ziyaret edilmesi bekleniyor. Tabii Mersin'de de birçok iş kolunda teşviklerin arttırılması, devletin ve ilgili bakanlıkların bazı iş kollarına, sektörlere verdiği teşviklerin arttırılması ya da ödenmesi konusunda, tarihin öne çekilmesi konusunda da çeşitli girişimler yine bakanlıklar ve ilgili müdürlükler nezdinde gerçekleştirilecek. Spora geldiğimizde sporda bir durgunluk yaşanıyor. Özellikle Mersin İdman Yurdu'nda durgunluk yaşanıyor. Malum Mersin İdman Yurdu son oynamış olduğu maçta da Giresun Spor'a 2-0 mağlup oldu. Maç sonrasında Yusuf Şimşek yapmış olduğu açıklamada bazı futbolcularımız formayı giymeyi hak etmiyorlar. Onlarla yollarımızı ayırmayı düşünüyoruz dedi.
Ve eğer uygun olursa, teknik açıdan da yönetim de buna izin verirse, kalan maçlarımıza alt kadro ile çıkmak istiyoruz dedi. Tabii Mersin İdman Yurdu yönetiminden çeşitli açıklamalarda gelmeye devam ediyor. Dün sosyal medyada Başkan Ali Tekin bir açıklama yaptı. Bu açıklamasında Mersin İdman Yurdu'nun mali krizlerinin olduğunu, mali krizi çözümleyebilmek için çeşitli girişimlerinin devam ettiğini, ilk yapacakları ve planladıkları ve üzerinde çalıştıkları çalışmanın da transfer tahtasını açtırmak olduğunu, transfer tahtasının kapalı olmasına neden olan cezaları almamıza, Mersin İdman Yurdu'nun almasına neden olan kişilerle avukatların görüşmelerinin devam ettiği yönünde bir açıklama yaptı. Tabii Ali Tekin yapmış olduğu açıklamada da Mersin İdman Yurdu'nun bu duruma gelmesinden eski başkanlar Ali Kahramanlı'yı ve Hüseyin Çalışkan'ı da sorumlu tuttu. Biz borç olduğunu tabii ki biliyorduk ama bu borcun bu kadar yüksek olduğunu bilmiyorduk. Bazı borçlar gizlenmiş durumda. Mersin İdman Yurdu'nun üzerinde elektronik icralar olduğu için şu anda oynanılan bazı maçlardan gelen federasyon gelirleri ve reklam gelirleri bile elektronik icra olduğu için hesaba yatar yatmaz eski başkanlardan Ali Kahramanlı'nın hesabına gidiyor şeklinde bazı açıklamalar yapılmıştı. Tabii Ali Tekin'in bu açıklamalarına eski başkanlardan Hüseyin Çalışkan da cevap verdi. Ali Kahramanlı da cevap verdi. Mersin İdman Yurdu'nda yaşanan sorunlarla ilgili olarak sosyal medyada bir söz düellosu, açıklama düellosu hala devam ediyor. Tabii Mersin İdman Yurdu'nun geleceği ne olacak? Bu konu üstünde konuşmalar şu anda yapılsa da artık Mersin kamuoyu, spor camiası net bir icraat bekliyor. Bu konuda da yönetime baskı uyguluyor. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Ayrıntılar gün içerisinde haber bültenlerimizde olacak. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyoruz Ali Gökhan Şamiloğlu'na vermiş olduğu bilgilerden dolayı. Devam ediyoruz yerel gazetelerimizle. Veli Gazete, Çukurova Gazetesi. Çukurova Gazetesi'nin logo üzerinden verdiği haberde, varsa belgeniz yargıya gidin. Mersin İdman Yurdu'nun bir önceki başkanı Hüseyin Çalışkan, mevcut başkan Ali Tekin'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisine yönelik suçlamalarla ilgili açıklama yaptı. Çalışkan, şahsımla ilgili sahte belge, bilgi, yanlış varsa sizden rica ediyorum, yargıya başvurun. Ben ve yönetim kurulu üyelerim bu kulüpten çorba dahi içmedik. Ümit Ozat Hoca'yı getirdim, sözleşmesine ne maaş ne tazminat koydum dedi. Tabii bunlar, bu açıklamalar sosyal medya üzerinden yapılıyor sevgili seyircilerimiz. Sosyal medyada dediğimiz gibi çok farklı şekilde yorumlar, sataşmalar, iddialar, iftiralar, hakaretler, her şeyi görmek mümkün. Ama şunu tavsiye ediyoruz. Birilerine bir şey söylerken, birilerine iftira ederken veya bir iddiada bulunurken, hani bunu sosyal medya üzerinden değil de Türkiye Cumhuriyeti'nin hukukuna dayanarak, hukuk adamlarına, hukuki yollarla bu sevdayı veya bu haksızlığa karşı duruşu göstermek dururken neden sosyal medya üzerinden bir klavye silahşörü olmak gerektiriyor? Bunu da anlamış değiliz. Yani Sayın Çalışkan'ın da dediği gibi, bu genel manada konuşuyoruz. Varsa biriyle ilgili bir sıkıntınız, bir probleminiz, bir yanlışı, bir usulsüzlüğü varsa bunu iftira atmak yerine buyurun, Cumhuriyet Savcıları var, mahkemeler var, adliyeler var, gidersiniz şikayette bulunursunuz, zaten hukuk gereğini yapar. Ama bunu yapmayıp iddialarla çıkıp ortaya şu var bu var demenin de mantığı yok. Evet, inşallah en kısa zamanda bu sorun da çözülür. Çünkü dediğimiz gibi dün de söylemiştik, Mersin İdman Yurdu'nun kavgayla gürültüyle vakit geçirecek zamanı yok. Zaman akıp gidiyor, maçlar akıp gidiyor ve Mersin İdman Yurdu beraberliğe bile hasret kaldı. Gol yemeden bir beraberliği bile artık neredeyse, hani toplum çoğu zaman yağmur duasına çıkıyor. Benim tavsiyemdir, protesto amaçlı, bak bu da olabilir yani, biz de gol duasına çıkalım veya işte beraberlik duasına çıkalım. Biz ilkini başlatalım buradan. Ya Rabbim.
Evet, ya Rabbim Mersin idman yurdum. Çünkü bu zamana kaldık. Böyle bir devre düştük maalesef ve ne yazık ki böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Artık medet diyoruz. Rabbimizden bekliyoruz. Nasıl olsa yarın da cuma. Cuma vesilesiyle de inşallah duamız kabul olur. Ya Rabbim, Mersin idman yurdumuza 0-0 dahi buna bile razı olduğumuz bir beraberliği nasip eyle. Mersin İdman Yurdu sevdalısı olduğunu söyleyenlerin başkalarıyla oturup sosyal medya üzerinden kavga edeceklerine, onların Mersin İdman Yurdu'nun bu gidişatına nasıl çözümler üretebiliriz için zaman ayırmalarına yardım et ya Rabbim. Ya Rabbim futbolcularımıza maneviyat ver, huzur ver, motivasyon ver. Ve futbolcularımızın da bu sosyal medyadaki savaşlardan, kavgalardan, gürültülerden uzak olup o görüntüleri, o yazışmaları görmemelerini sağla. Sağla ki 0-0 beraberliği bize nasip ve müyesser eyle ya Rabbim diyoruz. Ve bu duayı yaptıktan sonra da inşallah Mersin İdman Yurdu bu hafta 0-0 berabere kaldı. Bak niye düştük? Düşünebiliyor musunuz? Galibiyetten umudu kesmişiz. Golsüz bir beraberliğe bile eyvallah diyeceğiz, bir puan almaya razı olacak konuma geldik. Evet. Çukurova Gazetesi ile devam edelim. Özdemir, ihracatçılarımız önlerini göremedikçe üreticilerimizin de ellerine geçen pay maalesef azalıyor diyor. Üretici ihracat desteğini bekliyor diyor. Türkiye'nin ihracatında narenciye ürünlerinin önemine değinen Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, rekabet ve pazar koruma adına ihracat desteklerinin bir an önce açıklanması gerektiğini söyledi. Evet. Ve devam ediyoruz. Silifke'den Irak'a bakla ihracı varmış. 1000 dönüm araziden elde edilmesi beklenen 500 ton baklanın yarısının Irak'a ihraç edileceği bildirildi. Baklanın kilosu 2,5 liradan satan üretici fiyattan memnunmuş. Bu arada sevgili izleyicilerimiz, nefes kredisi firmalara nefes aldıracak. MTSU Başkanı Şerafettin Aşut, TOB nefes kredisinin üye firmalara nefes aldıracak bir adım olduğunu ifade ederek, TOB oda ve borsalar Türkiye genelinde kaynaklarının bir kısmını anlaşma sağlanan bankalara aktararak üyelerinin piyasanın çok altında bir faizle 150 bin liraya kadar kredi kullanmasını amaçladı. Biz de 5 milyon lira bir kaynak aktardık, kredi olarak 55 milyon lira geri alabileceğiz dedi. Evet, ve geçiyoruz. Farklı bir gazete. Bu arada sevgili izleyicilerimiz, artık İçel TV'nin bir klasiği haline geldi. İkinci yılını gerçekleştireceğimiz Almanak çalışmamız. Tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah bugünden ve yarından itibaren de Almanak çalışmalarıyla ilgili görsellerimizi sizlerle paylaşmaya başlayacağız. Yine her zaman olduğu gibi yerel gazetelerimizi önemsediğimizi, yerel medyamızı önemsediğimizi, yerel gazetelerimizin de Almanak çalışması içerisinde yer alması için birlikte hareket ettik. Ve gazetelerimiz de kendilerine düşen bir ayı, 2016 yılındaki bir ayı nasıl değerlendirdiklerini ve o ayı manşetleriyle nasıl gördüklerini göstermeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz 2015'i ilkini yapmıştık. Sonrasında da biliyorsunuz bir açık oturumda yine gazetecilerle birlikte Mersin'in 2015 yılını değerlendirmiştik. Mersin'de öne çıkan konular, damga vuran manşetler nelerdi onları konuşmuştuk. Şimdi ikincisini gerçekleştiriyoruz. Almanak 2016 sevgili izleyicilerimiz. 2016 yılında neler yaşandı Mersin adına? Öne çıkan haberler neydi? Öne çıkan konular neydi? Bunları incelediğimiz, yerel gazetelerimizi de işin içine dahil ettiğimiz Almanak çalışmamız tüm hızıyla çekimler devam ediyor. Ve peyderpeyde çekimlerimizden görüntüler sizlerle buluşmaya başlayacak. Hayırlı uğurlu olsun. Ben içinde olduğum için değil, bu kurumda çalıştığım için değil, bir kentin son bir yılını dahi değerlendirmek gayreti içerisinde olan İçel TV'ye teşekkür ediyorum. Yani
bu kentin bir yılını değerlendirmek, dönüp evet geçmişini bilmeyen toplumlar geleceğinden haberdar olamazlar sözüyle birlikte Mersin'in bir yılının değerlendirildiği Almanak projesini hayata geçirdiği için ve tüm gazetecilerle birlikte bir açık oturum yaparak, bu açık oturumda da gazeteci gözüyle 2016 yılındaki gelişmeleri bir kere daha konuşacağımız o programda da yine sizlerle birlikte olacağız. Bizi izlemeye, bizi takip etmeye devam edin diyoruz. Ve Hakimiyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Sert Havalı Geçidi ulaşıma kapandı diyor logo üzerinden verilen haberde. Mut ilçesini Karaman iline bağlayan Sert Havalı Geçidi kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı daha sonra etkisini artırarak gün boyu devam etti. Ve Mut'ta 9 okul tatil edildi. Mut ilçesinde sis ve tipi yüzünden ulaşım sağlanamayan yayla mahallelerindeki 9 okul bir gün tatil edildi. İsyan ettiren proje için tarih verildi. Yapımı yılan hikayesine dönen havalimanının en geç 2018 başında faaliyete geçirilmesini isteyen Mersin iş adamlarına cevap, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'den geldi. Genel Müdür Funda Ocak 2019'un başında Çukurova Havalimanı hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Bu cümle beni biraz ürkütüyor ama yine de ne yapalım, böyle bir söz verilmiş. Bekleyip görmekten başka yapabileceğimiz bir durum yok. Ama hedefledik sözü sanki biraz muallakta gibi duruyor. İnşallah yanılıyoruz. Evet, Narenciye başkenti destek bekliyor. Mersin ihracatçılar Narenciye ihracatındaki rekabetçi pozisyonlarını güçlendirmek ve sahip oldukları pazarları koruyabilmek adına ihracat desteklerinin bir an önce açıklanmasını istemişler. Polislere başsağlığı ziyareti, İstanbul'da yaşanan hain saldırının ardından güvenlik güçlerimize yapılan başsağlığı ve moral ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda Mersin Valisi Özdemir Çakacak da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek başsağlığı diledi. Ve kan bağışı yapan hasta olmaz deniliyor sevgili izleyicilerimiz. Yani gazeteci arkadaşlarımızın vermiş olduğu kanla birlikte. Kadın taraftarlar tribünleri renklendirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Bal Ligi 5. grupta mücadele eden Metyem Silifke Belediyespor'un maçlarına artık erkek taraftarların yanı sıra Silifkeli kadınlar da ilgi göstermeye başladı. Kadın taraftarların tezahüratları ve alkışları tribünleri renklendirdi diyor bu arada. Evet, tebrik ediyoruz. Ama inşallah holiganlık boyutuna geçmez. Çünkü gördük, bir ara erkeklere yasaklanıp sadece kadınların taraftarı olarak katıldığı maçlarda kadınlarınla erkekleri aratmayan pozisyonlar ve cümleler hitap ettiklerini şahit olmuştuk bazı kadınlar diyelim. Holiganlığa karşıyız. Sporda şiddete karşıyız. Bir futbol, futboldan öte ve futbol bir keyiftir. Futbol izlemek bir keyiftir. Biz bunu çözdüğümüz an birçok şey değişecek. Eğer biz futbolun bizi rahatlatan, futbolun seyir keyfi veren o durumunu yakalayamadığımızda ne oluyor biliyor musunuz? Stadyumlarda o stadyuma gelenlerin yarısı kadar polis kardeşlerimizin ek görev yapmasına neden oluyor. Kavgalar çıkıyor. O kavgaların önlenebilmesi için de, huzurun sağlanabilmesi için de 24 saat esasına dayanarak çalışmalarını yapan, aralıksız dinlenmeden huzur ve güveni sağlamak adına polislerimiz maalesef görev almak zorunda kalıyor. Yorgunluktan, bitkinlikten, ailesiyle görüşememekten, moral ve motivasyonu sadece iş üzerine kurulu bir meslek grubundan da çok fazla verim beklemek doğru değildir. Yani her fırsatta bunu dile getirmeye çalışıyoruz. Umuyoruz, diliyoruz. Futbolu futbol olarak görüp keyifli bir hale getirmek ve keyifli seyir haline getirebilmek adına bir çalışma başlatmalıyız. Vatandaş olarak, taraftar olarak, devlet olarak, yöneticiler olarak, spor camiası olarak herkes üzerine düşeni yapsın lütfen. Ve lütfen artık kavgadan, gürültüden uzak duralım. İnsanların düşünceleriyle çatışması gerektiğini, yumruklarıyla değil, sopalarla değil, bıçaklarla, silahlarla değil, fikirlerle çatışalım. Devam ediyoruz ve Haberci Gazetesi bu millete hiçbir güç diz çöktüremez diyor. Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Türkiye Harp Mahallelu Gaziler Şehit Dul Yetimleri Derneği ve
Türkiye Emekli Assubaylar Derneği Mersin Şubeleri düzenledikleri ortak basın açıklamasına Beşiktaş saldırısını lanetledi. Birçok gazi, assubay ve şehit yakınının katıldığı açıklamada terör örgütlerine karşı etkin mücadele çağrısı yapıldı. Ve validen anlamlı ziyaret, Çevik Kuvvet Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ziyaret ederek Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeline ve tüm emniyet teşkilatına başsağlığı dileklerini iletti. Ve Kocamaz'ın acı günü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın teyzesi Naşide Ayşe Aslan yaşama veda etti. Tarsus Merkez Kabristanı'nda defnedilen Aslan'ın cenazesine katılım yoğun oldu. Törende en ön safta yer alan Kocamaz, değerli teyzeme Allah'tan rahmet, eş dost ve yakınlarımıza başsağlığı dilerim. Böyle acılı bir günümüzde bizleri yalnız bırakmayan dostlarıma teşekkür ederim. Başımız sağ olsun demişler. Ve devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Tıkış tıkış yolculuk diyor. Mersin-Adana arasında 6 tren seferi kaldırıldı. Azalan seferler nedeniyle tıkış tıkış yolculuk yapmak zorunda kalan yolcular duruma isyan etmişler bu arada sevgili yetkililer. Ve devam ediyoruz. Adliye önünde kurşun yağdırdı diyor Güney Gazetesi. İşte şiddet meyilliyiz. Yani şiddete çok çabuk kapılabiliyoruz maalesef. Tars ilçesinde görülen bir velayet davası ile ilgili duruşma çıkışı yaşanan tartışma sonucu silahına davranan enişte Han, altı el ateş ettiği kayınbiraderini iki kurşunla vurarak ağır yaraladı. 1 TL'lik limon Ankara'da 8 lira, Mersin'de 1 liraya satılan limonun Ankara'daki marketlerde 7-8 liraya satılması üreticiyi isyan ettiriyor. Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Şahin, limon ve portakal fiyatlarının hem üreticiyi hem tüketiciyi mağdur ettiğini söyledi. Mutta ulaşım sağlanamayan 9 okul tatil edildi haberi yer alıyor. Narenciye ihracat destekleri acilen açıklanmalı diyor Sayın Özdemir, Mersin Ticaret Borsası Başkanı. Ve Kadın Girişimci Yönetici Okulu mezunları sertifikalandı. Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Garanti Bankası ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi işbirliğinde bir ay süre düzenlenen Kadın Girişimci Yönetici Okulu eğitim sonrasında başarılı olan 73 kişiye sertifikalarını verdi. Taşucu KKTC seferleri iptal edildi bu arada sevgili izleyicilerimiz. Feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Anamur'da fırtına seraları vurdu. İşte görüntüler. Mersin Anamur ilçesine sızdığı saatte 60 ile 90 kilometreyi bulan fırtına seraları vurdu. Fırtına bazı seraları yerle bir ederken birçoğunda ise hasar oluşturdu. Evet ve Yeni Güney Gazetesi de halk ekmeğe yoğun ilgi. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama hani birçok konuda eleştiri yağmuruna tutulan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bazen hani haksızlık yapıldığını iddia ediyordum ya. Acaba insanlar, eleştirenler bir günde ya güzel şeylerin olduğunu niçin görmezler? Yani biz daha önceki dönemlerde şunu görmüştük değil mi? Seçime yakın bir dönemde ekmek fabrikası faaliyete girer, seçim bitince ekmek fabrikası faaliyetini durdururdu. Ama bakın, uzun zaman önce açılan halk ekmek fabrikası hala devam ediyor ve üstelik bakın büfe sayısını arttırıyor. Arttırarak devam ediyor. Kesintisiz. Hala devam ediyor. Ben bir kere daha tebrik ediyorum. Hatırlarsanız açılışından sonraki gün yaptığım programda yine aynı şeyleri söylemiştim. Demiştim ki daha önceki dönemlerde seçim odaklı olarak kullanılan halkı kandırmaya yönelik akılları sıra halkı kandırmaya yönelik yapılan siyasetçilerin bu tür oyunlarına inşallah maruz kalmayız demiştim. Ve ben Sayın Burhanettin Kocamaz'ın açılışta yaptığı bir konuşmasından etkilendiğimi ve bu projenin uzun soluklu olacağına ve buna inandığımı söylemiştim. Bakın o günden bugüne geldiğimiz noktaya baktığımızda o sözümün hala arkasında olduğumu ve o sözü söylemekten bir kere daha gurur duyduğumu tekrar söyleyeyim. En azından sizleri de kandırmamış olduk. Hala devam ediyor çalışmalar. Üstelik dağıtım büfeleri 30 tane daha herhalde ilave ediliyor. Büfe ağı genişliyor. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz emeği geçenlere. Ve devam ediyoruz. Büyümemizi asla durduramayacaklar diyor. Evet işte Sayın Vali Özdemir Çakacak İstanbul saldırısının ardından Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek Çevik Kuvvet polislerine ve tüm emniyet teşkilatına başsağlığı diledi.
Evet, iş adamları 2018 başı dedi ama Devlet Hava Meydanları İşletmesi de 2019 tarihini verdi Çukurova Bölgesel Hava Limanı için. Bakalım sevgili izleyicilerimiz, bekleyeceğiz, göreceğiz. Terörü sıfırlayacağız diyor. İstanbul'da gerçekleştirilen hain terör saldırısını kınayan AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, acımız büyük, yastayız ama bu terör hadiselerinin kökünü kurutacağız diyor. Ve nefes kredisi, nefes aldıracak haberlerine de yer vermiş gazete. Ve geçiyoruz sevgili izleyicilerimiz, Mersin İMC gazetesi kayyum adayları diyor. HDP'ye yapılan operasyonlarla birlikte gözler Akdeniz Belediyesi'ne çevrilirken belediyeye vali yardımcısı Nihat Karabiber veya Akdeniz Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş'ın atanacağı iddia ediliyor. Haftaya atanma bekleniyor Akdeniz Belediyesi'ne de sevgili izleyicilerimiz, habere göre. Torosların merak uyandıran afişi, Toroslar Belediyesi tarafından hazırlanan son günlerde reklam panolarında ve sosyal medyada yer alan "Ben hazırım ya sen" yazılı afişler merak uyandırdı. Evet, ben de çok merak etmiştim. Yorum yaparak meraklarını dile getiriyor. Paylaşımların altına yorum yağdıran vatandaşlar Başkan Tuna'dan sürpriz bekliyorlar. Evet, ben videosunu da izledim. Acaba nedir diye çok merak ettim. Yani neye varacak bu nokta? Ben hazırım ya sen, ben hazırım ya sen. Evet, mutlaka güzel bir şey olacağına inandığım için Sayın Başkan, ben de hazırım diyorum ya sen. Evet, vatandaşlarımıza da böyle diyelim. Bakalım neler olacak sevgili izleyicilerimiz. Bu hem video hem afişlerin sonu nereye bağlanacak, bunu gerçekten merak ediyoruz. Ama güzel bir projeye imza atıldığını da tahmin ediyorum yüksek oranda. Nefes kredisine MTSO'dan destek haberine yer vermiş yine gazete. Ve sevgili izleyicilerimiz, hemen ulusal gazetelerimize geçip Türkiye ve dünya gündemine de şöyle kısa bir göz atalım. Bakalım neler yaşanmış, Halep'e kimler uzanmış, Halep'in çığlığını kimler duymuş Türkiye dışında? Maalesef yok. Türkiye dışında Halep'in sesini duyan yok. Halep'te katliam devam ediyor. Türkiye'nin girişimleriyle kısa süreli de olsa bir ateşkes söz konusu oldu ama İran o ateşkesi bir kere daha deldi ve vatandaşları, çocukları tahliye edilmeyi bekleyen tüm vatandaşlara, tüm insanlara yine bombalar yağdırdı ve yine ölümler, yine dehşet, yine kan ve yine gözyaşı var. Ve sadece Türkiye duyarlı. Avrupa Parlamentosu bize insan hakları dersi vermeye kalkışırken Avrupa Parlamentosu Halep'teki bu dramı, Filistin'deki dramı, yine Suriye'deki dramı, Irak'taki yaşanan vahşetleri sonrası yaşanan dramları görmezden geliyor maalesef ve ne yazık ki. Arakanlı Müslümanları görmezler. Evet, teröre karşı seferberlik diyor Milliyet Gazetesi'nin haberinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm terör örgütlerine karşı milli seferberlik ilan etti. Ve üç liderden birlik tablosu Başbakan Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Yeni kapı ruhunu koruyalım diyor Cumhurbaşkanı da sevgili izleyicilerimiz. Şehitlere de saygı seli hem vatandaşlardan hem sivil toplum örgütlerinden hem de siyasetçi partilerden de ziyaretler, Şehitler Tepesi'ne ziyaretler devam ediyor. Ve Star gazetesi milli seferberlik diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başı olarak PKK'sıyla, DAEŞ'iyle, FETÖ'süyle, DHKPC'siyle tüm terör örgütlerine karşı milli bir seferberlik ilan ediyorum demiş. Milletçe cevap vermek zorundayız demiş Sayın Cumhurbaşkanı bu tür yapılanmalara karşı. Ve Orta Doğu Son gazetemiz insan yiyen canavarlar diyor. ABD ve Rusya el ele verip Suriye'yi bataklığa çevirdiler. Halep'i yaktılar, yıktılar. Şimdi de birbirlerini suçlayıp temize çıkmaya çalışıyorlar. Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu'nun o sırça saraylarda yaşayan, oradan Türkiye'ye ahkam kesen parlamenterlerinin de buradan kulaklarını çınlatalım. Sizin insanlığınız batsın diyelim. Ve programımızı sonlandıralım. Evet, bugün de programımızın sonuna geldik sevgili izleyicilerimiz. Yarın aynı saatte tekrar sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Görüşünceye dek esen kalın, hoşça kalın. Ha.
havasına, suyuna, taşına, toprağına, bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin, ezilir yerler için bir baştadır benim memleketim. Lay 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 la 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 lay lay la la lay la 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 lay 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 lay. Anadolu bir yanda, yiğit yaşar koynunda, aşıklar destan yazar dağlarda. Kuzusuna kurdular, Yunus'una Emrah'a, bütün alem kurban benim yurduma. Lay 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 lay. Mecnun'a Leyla'sına, erişilmez sırrına, sen dost ararsan koş Mevlana'ya. Yeniden doğdum dersin, derya olur gidersin, bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la la lay lay la la lay la la lay 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 lay. İç yapımı.